Açıortay verilmiş. Açıortayımız bu. Açıortayın üzerinden şuraya doğru bir dikme indirilmiş. Eğer biz açıortayın öteki koluna, ki açıortayın kolları şunlar. Açıortayı oluşturan doğrulardan biri bu. Diğeri de şurası. Açıortayı oluşturan doğrular bunlar. Eğer biz bu kollara doğru dikmeleri indirirsek o dikmelerin uzunlukları birbirine eşittir. Yani şuraya doğru bir dikme indirilmiş. 3 bulunmuş. Bu tarafa doğru, BC'ye doğru bir dikme indirirsek bu da 3 olacak. Tabi sadece bunun 3 olması meselesi değil. Şu ikisi birbirinin tıpatıp aynısı olacak. Yani şu parçalar da birbirine eşit olur. Şimdi bizden istenen şey şu sarı üçgenin, şuradaki sarı üçgenin alanı. Bir üçgenin alanı, en temel bağıntısı şudur. Herhangi bir üçgenin alanının en temel bağıntısı. Şöyle bir dikme indirilirse. Taban uzunluğu, ki taban uzunluğu bu olur. Çarpı yükseklik, o da üstüne indirilen dikmedir. İkisinin çarpımının yarısı. Üçgenin temel alan bağıntısı. Buradaki üçgenin alanını da, yani şu alan, BED'yi, alan, BED'yi biz direkt şuradan bulabiliriz. Taban uzunluğu 6, üstüne indirilen dikme 3, bölü 2. Bu bağıntı üzerinden hesaplarız. 2'ye bölüyorum 1, 2'ye bölüyorum 3. Kalanları çarparsak 3 çarpı 3'ten 9 gelir. Evet, oradaki üçgenin alanı 9 gelir.